Hükümet sistemini devamlı surette hedef tahtasına koymuşlardır. Rejim değişti diyerek yaygara koparanlar, iflah olmaz bir yalancılığa, inkar edilemez bir ön yargı hastalığına yakalanan gafillerdir. Halbuki gerçekte yegane değişen yönetim sistemidir. Bu da cumhurun cumhuriyetle kenetlenip kucaklaşmasıyla başarılmıştır. Rejim başka, hükümet ve yönetim sistemi başkadır. Türkiye'de rejimin adı cumhuriyettir. Hükümet sisteminin adı da Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. Bu ikisini birbirine karıştıranların zihinleri fukara olduğu için akılları da ukaladır. 20. yüzyılın ilk çeyreğinde Cumhuriyet rejimini kuran Büyük Türk Milleti 21. yüzyılın ilk çeyreğinde de milli ve tarihi emanetlerle uyumlu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçmiştir. Lütfen benzerliğe dikkat buyurunuz. Cumhuriyetle Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi olağan dışı şartlarda milletimizin haklı ve meşru iradesiyle tecelli etmiştir. İkisi de milli bekanın, milli özlemlerin, milli hedeflerin icra ve ihata azmiyle perçinlenmiştir. Cumhuriyetin ardında Çanakkale zaferinin heybeti, milli mücadelenin haşmeti varken, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ardında 15 Temmuz ihanet ve işgal hevesine karşı milletin kahramanca direnişi bulunmaktadır. Samimiyetle tutan, safiyetle okşayan, müşfik ellerin değerini bilmeyenler, tekme üstüne tekme atan menfur ayaklara kapanmaktan özel haz alan teslimiyetçi şarlatanlardır. Bu teslimiyetçi lobinin işbirlikçi simaları her devirde farklı farklı isim, ünvan ve kılıkta ortaya çıksalar da hamdolsun emellerine hiçbir zaman muvaffak olamamışlar, bundan sonra da olamayacaklardır. Cumhuriyet tarihin dar patikasında, zalimlerin hunhar baskıları altında, Türkiye artık yoktur diyen emperyalistlerin saldırıları karşısında, milletin varoluş onuru olarak öne çıkmış, aynı defter üzerinde temiz bir sayfa açılmasını sağlamıştır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ise, parlamenter sistemin duvara tosladığı, başkentimizin bombalandığı, 251 millet evladının şehadeti ve 2194 millet evladının gazi olduğu bir dönemin hemen sonrasında milli diriliş ve yükseliş ruhu olarak doğmuş ve serpilmiştir. Cumhuriyete karşı çıkanlar manda ve himaye hayranlarıydı. Cumhuriyete karşı gelenler, zulme boyun eğenler, bizden bir şey olmaz diyen korkaklardır. Bugün ise Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine itiraz edip ne üdüğü muğlak ve muamma olan güçlendirilmiş parlamenter sistem peşinde koşanlar, 15 Temmuz'un rövanşını almak için hazırda bekleyen, FETÖ'nün ve PKK'nın dümen suyuna giren yozlaşmış siyasi partilerdir. Bunların sadece siyasetleri değil, vicdanları da emperyalistlerin kurşun askeri haline gelmiştir. Dün Damat Ferit vardı, bugün Zillet İttifakı'nın ana ve ara ortakları vardır. Dün Ali Kemaller vardı, bugün aynıları ortadadır. Türkiye Cumhuriyeti her türlü baskı ve müdahaleye direne kurulmuştur. Ve millet hükümet, hükümet de millet olmuştur. 29 Ekim 1923'ün mimarı, mihmandarı, müteyakkız hamisi, aracısız, fasılasız ve vasıtasız Büyük Türk milletidir. Aynı şey 16 Nisan 2017'deki halk oylaması ile gerçekleşmiş. Yine aziz milletimiz hiçbir iç ve dış odağın telkinine, engellenmesine ve tehdidine aldırış etmeden Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini tertemiz iradesiyle tasdik ve tercih etmiştir. Cumhur'un muazzez varlığı 98 yıl önce Cumhuriyete tamam demiş, 4 yıl önce de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine dünya üzerinde çok az rastlanan demokratik olgunlukla kansız ve kavgasız şekilde geçiş sağlamıştır. Cumhuriyet, milli mücadelenin milli egemenlikle pekişmiş başarısıdır. Cumhurbaşkanlığı hükümet ise, sistemi ise yönetim sisteminde muazzam bir reform, devlet hayatında muteber bir silkiniş, sonumuzu hazırlamak isteyen hainlere ve muasım çevrelere unutamayacakları milli bir cevaptır. Cumhuriyet demokrasiyle çatısını örmüş, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi demokrasiyle taşlanmıştır. Su aka aka yatağını bulmuştur. Dökülen şehit kanları geçmişte heba olmamış, bugün de heba edilmemiştir. Değerli arkadaşlarım, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran kahramanlar kuşağı, millet egemenliğine dayanmaksızın tam bağımsız bir devletin olmayacağını görmüşlerdi. Millet egemenliğinin haricinde bir iktidar dayanağı ve kaynağı arayışında olmayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğindeki kurucu kahramanlar, Cumhuriyet ile demokrasi temelinde bir devlet kurarak yeni bir toplumsal sözleşmeye can vermişlerdi. Bu toplumsal sözleşme, üniter devlet yapısını, hukuki eşitlik prensibine yaslanan Türk vatandaşlığının her vatandaşımızın seçme ve seçilme ve devlet hizmetine katılım hakkını esas alan milli devlet modelini benimsemişti. Aziz Atatürk kendi sözleriyle anlatacak olursak, Cumhuriyeti milli sır gibi vicdanında mahfuz tutmuştur. Merhum Mazhar Müfit Kansu'nun anılarına göre, Mustafa Kemal Erzurum Kongresi öncesinde ileride kuracağı siyasi rejimi şu şekilde not ettirmişti. Zaferden sonra şekli hükümet cumhuriyet olacaktır. Cumhuriyet uzun bir fikri ve siyasi hazırlığın, birbirini takip eden olağanüstü mücadele dönemlerinin hem mahsulü hem de milletin gururla taşıyacağı şeref madalyasıdır. Atatürk Sivas Kongresi esnasında kongreye gözlemci olarak katılan Amerikalı bir gazeteciye şunları söylemişti. Türkiye savaşı kazanacak, bağımsız olacak ve cumhuriyeti duyuracak. Yine ona göre cumhuriyet, milletin yüksek siyasi ve iktisadi müessesesidir. Çağdaş bir cumhuriyet kurmak demek, milletin insanca yaşamasını bilmesi, yaşamanın neye bağlı olduğunu öğrenmesi demektir. Türkiye Cumhuriyeti zafer kazanmış Türk milletinin hakkı, haysiyeti ve hakikatli kazanımıdır. Sistem anarşisi çıkarmak için güç birliği yapanlar, milletin iradesine tahammül edemeyen demokrasi muhalifleridir. Sistem krizine oynayan, suyu bulandırarak devleti ve milleti aciz düşürmek için fırsat kollayanlar, Cumhuriyet'in birikim ve ana sütunlarını yıkmak amacında olan yabancı muhbirleridir. Kılıçdaroğlu Türkiye'de demokrasi olmadığını söylüyor. Bu ülkeye gerçek demokrasiyi getireceklerini vaat ediyor. Cumhuriyet demokrasisinin, demokraside Cumhuriyet'in güvencesi, bu iki değerin koruyucusu da aziz Türk milletidir. Kılıçdaroğlu'na kim ne söylüyorsa yanlış söylüyor, yanlışa sürüklüyor, komik durumlara düşürüyor. Kılavuzlarını ve akıl hocalarını gözden geçirmesinde bize göre yarar vardır. Aksi halde bu gidişle dost gördükleri postuna samanı dolduracaklardır. Bir ara çok moda olan Medeniyetler Çatışması isimli kitabın yazarı sadece Batı kültürünün, demokrasinin kurumlarının gelişmesine uygun zemin hazırladığı, batılı olmayan devletlerde demokrasinin yaşamasının mümkün olmadığını iddia etmiş, oryantalizmin ve kültürel elitizmin savunmasını yapmıştı. Kılıçdaroğlu bu sancılı savunmanın Türkiye ayağıdır. O bakınca yeşil bir vadiyi çöl görecek kadar hayalde, çölde olmayan vahaya koşacak kadar da gerçekle ihtilaftadır. Aziz Atatürk, Medeni Bilgiler kitabında esas olan notlarında demokrasi ilkesini milletin kendi mukadderatına hakim olması anlamında, yani siyasi demokrasiyle eş anlamlı kullanmıştı. Ve demişti ki, demokrasiye müstenit hükümetlerde hakimiyet halka, halkın çoğunluğuna aittir. Demokrasi prensibi, hakimiyetin millete ait olduğunu, başka yerde olamayacağını gerektirir. Türkiye'de demokrasi yok demek, egemenliğin yegane sahibi Türk milletine en ağır bühtan, en ağır hakaret, en soysuz suçlamadır. Devletin ülke, millet ve egemenlik olmak suretiyle 3 unsuru bulunmaktadır. Bu 3 unsurdan birisi yoksa devlet yok demektir. Kılıçdaroğlu ya bilerek ya da cehaletinin oyununa gelerek hem devlete hem de millete diğer ortaklarıyla birlikte adeta kazan kaldırmıştır. Böylesi bir şahsın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olması inanılamayacak bir talihsizliktir. Türkiye'de demokrasi vardır ve hakimdir. Milli irade vardır, egemenliğin sahibidir. Kılıçdaroğlu'nun gözüyle bakınca maalesef her yer zillet, her şey rezalettir. Bir defa bu şahıs Aziz Atatürk'le çelişmektedir. Geçmişini unutan mankuttur. Cumhuriyet fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesillerin yetişmesini temin ederken Kılıçdaroğlu ile İP Başkanı zannediyorum kayıp ilanıyla aralanıyorlardı. 100. yıl dönümünde Cumhuriyet'in hakkını ve hukukunu müdafaa edecek zillet değil, millettir. Cumhur'un ruh köküdür, onun siyasi onuru Cumhur İttifakı'dır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün CHP ile yalnızca kuruluş yılları bazında bir ilgisi kalmıştır. Ne CHP eski CHP'dir, ne de Türkiye zillete müsaade edecektir. Türkiye Cumhuriyeti'ni hak ettiği gelişmişlik düzeyine biz çıkaracağız. Yüksek demokrasi standardının tarafı biz olacağız. Türkiye'yi lider ülke seviyesine biz taşıyacağız. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle kilitleri ya açacağız ya da kıracağız. Üreten, refah sağlayan, herkesin iş ve aş sorunlarını çözmüş bir milli ekonomiyi, kronikleşmiş bütün sorunlara neşter vurmayı başarmış, terörün kökünü kazıyıp bölücülüğü felç etmiş bir siyasi ve hukuki bünyeyi, dış politikada daha aktif, taviz vermeyen, dünyaya Türkçe bakan, hayatı ve hadiseleri başkent Ankara vizyonuyla kuşatan bir dış politika mimari, el birliğiyle, güç birliğiyle ve Cumhur İttifakı'yla sağlamış olacağız. İlhamımız yaşanmış Türk asırları ve rahmetlandığımız aziz ecdadımızdır. İrademiz ve gücümüz büyük Türk milletidir. Anayasanın 2. maddesinde anlam ve açıklık kazandığı üzere Türkiye Cumhuriyeti toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Laiklik Türkiye Cumhuriyeti'nin harcıdır, tahribatı ve tasfiyesi imkansızdır. İmanımız iki cihan kefilimizdir. Millet Müslümandır. Anayasanın 3. maddesinde yer verildiği gibi Türkiye devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Bu devletin, bu milletin varlığı, bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğüyle kimin sorunu varsa bizim de onlarla sorunumuz sonuna kadar olacaktır ve alayını her cephede karşılamaya hazır olduğumuz iyi bilinmelidir. Cumhuriyet bedava kazanılmamıştır. İşbirlikçi kalpazanlara asla bırakılmayacaktır. Cumhuriyetin sahibi millettir. Onuru millettir. Ömrü milletle kaimdir. Hiç kimse kendisine nevzuhur bir bekçilik görevi vehmetmemelidir. Cumhuriyete düşmanlık, cumhura düşmanlıktır. Düşmana hizmet ve taşeronluk ihanetin daniskasıdır. Demokrasi ittifakından bahsedenler, milli mücadeleden intikam almak isteyen bölünme ve yıkım sevdalılarıdır. Bizim böyle bir sevdayı içinde taşıyanlarla iki dünyada da hesabımız vardır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Türk milletinin tercihidir. Bu demokratik tercihe meydan okuyanlar millet tanımaz odaklardır ki onlarla mücadelemiz andolsun heyecanla sürecektir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk milletimizin ortak değeridir. Devletimizin kurucusudur. Milli mücadelenin önderidir. İlk meclis başkanımızdır, ilk cumhurbaşkanımızdır. Tavrımız nettir, duruşumuz kuvayı milliyedir. Türkiye Cumhuriyeti yaşayacaktır. Bizler faniyiz, devletimiz ve milletimiz baki kalacaktır. Bir kere yükselen bayrak bir daha düşmeyecektir. Aziz Atatürk'ün en büyük eserim dediği Türkiye Cumhuriyeti, var olan bütün kirli senaryolara ve sömürgeci oyunlara rağmen payidarlığını ebed müddet koruyacaktır. Güvence kahraman Türk nesilleridir. Milliyetçi Hareket Partisi'nin tavizsiz düşünceleri özet olarak bunlardır. Bizim mutabakat zeminimiz Türkiye'dir. Bizim yegane uzlaşma alanımız Türk milletinin ahlak ve vicdanıdır. Mustafa Kemal Paşa Samsun'dan Sadarete gönderdiği 22 Mayıs 1919 tarihli raporunda millet, milli hakimiyet esasını ve Türk milliyetçiliğini kabul etmiştir. Bunun için çalışacaktır demişti. Bu çalışma elbette ve kesinlikle inanmışlıkla devam edecektir. Aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı bugünden ve ayrıca yürekten kutluyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere kurucu kahramanlarımıza, vatan ve millet uğrunda topraklarımıza emanet edilmiş muhterem şehitlerimize Allah'tan rahmetler niyaz ediyorum. Muhterem arkadaşlarım, 18 Ekim 2021 Pazartesi akşamı Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçiliği'nin resmi Twitter hesabından seviyesiz bir açıklama yapılmış. İlaveten 9 devletin büyükelçisi de bu açıklamaya iştirak ederek devam eden bir davanın failiyle ilgili Türkiye'ye hukuksuz bir çağrıda bulunmuşlardır. Uluslararası hukuk ile demokratik teamüller çiğnendiği gibi Türkiye'nin iç hukuk düzeni ve egemen eşitliği onlu büyükelçi grubu tarafından hedef alınmıştır. Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda ülkelerinin Ankara büyükelçileri, muhtemel devlet veya hükümet başkanlarının teşviki, hatta talimatıyla Mehmet Osman Kavala'nın avukatlığına soyunmuşlardır. Yürüyen bir yargısal sürece müdahil olmaya teşebbüs etmek gibi bir skandala imza atmakla kalmamışlar, görevlerinin sınırlarını tamamıyla aşmışlardır. Büyükelçilerin görevi, gönderen ve kabul eden devletler arasındaki ilişkileri krize sokmak değil, iyileştirmek, diyalog kanallarını canlı tutmaktır. Anlaşılan mezkur büyükelçilerin böylesi bir amaç ve arayışı yoktur. Kısaca söylersek bu 10 büyükelçi Mehmet Osman Kavala'nın serbest bırakılması hususunda açıklama yapmışlardır. Aynı talebi Kılıçdaroğlu da ısrarla seslendirmiş, İP Başkanı da her zamanki gibi Kavala'ya dolambaçlı sözlerle yeşil ışık yakmıştır. Bu tablodan çıkardığımız sonuç şudur: zalim bir üst akıl hem büyükelçileri hem de Zillet İttifakı'nı ağız birliği halinde konuşmalarını dayatmıştır. Karşımızda senaristi perde gerisinde nefretle bekleyen, figüranları bedeli karşılığı sahneye itilen, şirret bir oyun, tehlikeli bir rol paylaşımı söz konusudur. Devreye alınan siyasi ve diplomatik tazikler, Türkiye'yi sıkıştırmak, bir sonraki tehditvari adımları tetiklemek, toplumsal ve siyasal gerilimi tırmandırmak amacına matuftur. İç ve dış işgal cephesinin makyajı dökülmüştür. Emeller ortaya çıkmıştır. Kavala paydasında Türkiye husumetinin harcı karılmış, mayası karıştırılmıştır. Bu harcın içinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden ipine kadar siyasi partilerin varlığı biliniz ki utanç kaynağıdır. Kavala Soros'un kuryesidir. Kavala Gezi Parkı olaylarının finansörü, azmettiricisi, kışkırtıcısı, 15 Temmuz'da İstanbul Büyükada'da yuvalanan casusların irtibat ve ilişki ağı içinde yer alan şüpheli ve şaibeli bir kişidir. Gezi olaylarına bir park ötesinde anlam ve misyon yüklenmesinde aktif pozisyon üstlenen, dünyadaki birçok kalkışmayı renkli demokrasi devrimi olarak lanse eden ve bu amaçla sivil toplum kuruluşlarına para, lojistik, kaynak, insan sağlayan Açık Toplum Vakfı'nın Türkiye piyonu bu şahıstır. Saros uşağı olan Kavala, 4 Ağustos 2015 tarihinde kendisiyle yapılan bir röportajda PKK'yı rasyonel politikalar yürüten bir örgüt olarak değerlendirilecek kadar gözünü ve gönlünü karartmış, teröre çanak tutmuştur. TESEV'de kurduğu Anadolu Kültür Anonim şirketiyle zehir saçmıştır. Kavala 18 Ekim 2017'de İstanbul'da yakalanmıştır. Üzerine atılı suçlar hükümeti ve anayasal düzen ortadan kaldırmaya teşebbüs etmektir. 29 Aralık 2017'de Anayasa Mahkemesi'ne, 8 Haziran 2018'de de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru yapmıştır. Anayasa Mahkemesi 22 Mayıs 2019 tarihinde aralarında mahkeme başkanı Zühtü Arslan'ın da bulunduğu 5 üyenin karşı oyu ve oy çokluğuyla anayasanın 19. maddesinin 3. fıkrası bağlamında kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edilmediğine, ayrıca tutuklamanın hukuki olmadığından bahisle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine dair iddianın kabul edilebilir olduğuna ise oy çokluğuyla karar vermiştir. Anayasa Mahkemesi öyle bir hale gelmiştir ki, nerede bir hain, nerede Türkiye'nin kuyusunu kazmak için faal halde bulunan bir çapulcu varsa onlarla yan yanadır. Terörist Demirtaş'ın yanında duran bu mahkemedir. Sarosçu fitnenin yanında konuşlanan bu mahkemedir. Daha geçtiğimiz günlerde Diyarbakır eski belediye başkanı, bölücülüğün atar damarı Osman Baydemir ile ilgili hak ihlali kararı veren, dahası 30.000 lira da tazminat ödenmesine hükmeden bu mahkemedir. Şu rezalete, şu adaletsizliğe bakınız ki, hem canımızı alıyorlar hem de paramızı alıyorlar. Şehitlerimizin kana bulanmış haklarını eğer imkan olsa Anayasa Mahkemesi'nin asla umursamayacağını, bunu bilmek için de kahin olmaya gerek bulunmadığını herkes görmeli ve idrak etmelidir. Çünkü hainin, katilin, teröristin hak ihlaline maruz kaldığını iddia eden bir mahkemenin şehitlerimize, gazilerimize, Mehmetlerimize, polislerimize, yetimlerimize söyleyecek tek bir sözü olamaz. Dağda sözde hak aradıklarını söyleyen caniler maalesef Anayasa Mahkemenin açılan kapısından rahatlıkla içeri girmişlerdir. Sorarım sizlere, Anayasa Mahkemesi kapanmasın da hak ve hukukun itibarı mı kaybolsun? Anayasa Mahkemesi kapanmasın da terörle mücadeleye sünger mi çekilsin? Demirtaş, Baydemir, Kavala davalarında hak ihlali var diyen sözde hakimler gelsinler bunu külahıma anlatsınlar. Bu da yetmezse gitsinler dağda gezen, sınırda bekleyen, sınır ötesinde mücadele eden kahramanların yüzüne Mehmetçiklere söylesinler. Haydi buyursunlar. Diğer yandan FETÖ'cülerle, bölücülerle ilgili süren mahkemeler kısa süre içinde sonuçlandırılmalıdır. Bir başka önemli konu da teröre yardım ve yataklık yapan milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasını esas alan tezkerelerin süratle görüşülmesidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Karma Komisyonu'nda bekleyen dosyalar tefrik edilerek terör örgütüne destek verenlerle ilgili karar alınmalı, genel kurula getirilmeli ve süratle sonuçlandırılmalıdır. Bölücüye ve teröriste müsamaha Gazi Meclisi'nin şanıyla, millet iradesinin saygınlığıyla katiyen bağdaşmayacaktır. Değerli arkadaşlarım, Kavala'nın avukatı aracılığıyla 8 Haziran 2018'de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yaptığı başvuru 10 Aralık 2019 tarihinde beklendiği gibi Türkiye aleyhine sonuçlanmıştır. Nitekim bir suç işlendiğine dair makul şüphe yokluğu ileri sürülerek Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ihlal edildiğine hükmedilmiştir. Farklı bir karar alınsaydı şaşırırdık. Kendimizden kuşku duyardık. İşte bu mahkeme kararı Batı'nın elinde koza dönüşmüştür. Oysa ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını uygulayamayan söz konusu ülkelerden, mesela Yunanistan'a hiç kimseden en küçük itiraz bile gelmemektedir. Nasıl olsa haksızlığa uğrayan Müslüman Türk azınlıktır. Hak ihlali ise yalnızca kötüler için reva görülmektedir. İşte 10 büyükelçi Sarosçu Kavala ile aynı mevziye girerek Türkiye'ye bir nevi muhtıra vermiştir. Bu muhtıra ahlaksızlıktır. Egemenlik haklarımıza suikasttir. Hukuk güvenliğimize saldırıdır. Bağımsızlığımıza kumpastır. Bunlardan dolayı gayri meşrudur, gayri kanunidir. Şayet G20 toplantısı öncesinde Türkiye'ye mesaj vermek için büyükelçileri maşa gibi kullanan birileri varsa nal toplayacaklarını, rüzgar ektikleri yerden fırtına biçeceklerini ikazla hatırlatmak isterim. 18 Nisan 1961'de imzalanarak 24 Nisan 1964 tarihinde yürürlüğe giren diplomatik ilişkiler hakkında Viyana Sözleşmesi'nin 9. maddesinin 1. fıkrası aynen şöyledir. Kabul eden devlet, herhangi bir zaman ve kararının gerekçesini açıklamak zorunluluğunda olmaksızın, gönderen devlet misyon şefinin veya misyon diplomatik kadrosunun herhangi bir üyesinin istenmeyen şahıs persona non grata olduğunu veya misyon kadrosunun herhangi bir başka üyesinin kabule şayan olmadığını bildirebilir. Bu takdirde gönderen devlet duruma göre ilgili şahsı geri çağırır veya misyondaki görevine son verir. 2. fıkrasında da şunlar yazılıdır. Gönderen devlet bu maddenin 1. fıkrasında kayıtlı yükümlülükleri yerine getirmeyi reddeder veya makul bir süre içinde yerine getirmezse kabul eden devlet ilgili şahsı misyonunun bir üyesi olarak tanımayı reddedebilir. Aynı sözleşmenin 41. maddesinin 1. fıkrası şu hükümleri ihtiva etmektedir. Ayrıcılıklarına ve bağışıklıklarına halel gelmeksizin bu gibi ayrıcalıklardan ve bağışıklıklardan yararlanan bütün şahıslar kabul eden devletin kanunlarına ve nizamlarına riayet etmekle yükümlüdür. Anılan devletin iç işlerine karışmamakla da bu şahıslar keza yükümlüdür. Yürürlükteki anayasamızın 138. maddesine göre hakimler görevlerinde bağımsızdırlar. Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez, genelge gönderemez, tavsiye ve telkinde bulunamaz. Görülmekte olan bir dava hakkında yasama meclisinde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz. 10 büyükelçi hem demokratik ilişkiler hakkında Viyana Sözleşmesi'ne hem de anayasaya aykırı hareket etmişlerdir. Türkiye bir hukuk devletidir. Tam bağımsızdır ve bu haklarımız kesinlikle tartışmaya açık değildir. Türkiye'de görev yapan dış misyonlar dahil hukukun üstünlüğü herkes için bağlayıcıdır. Yargı bağımsızlığı lekesiz ve gölgesizdir. Büyükelçiler hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve demokrasi onuruna sabotaj yapmışlardır. Zira her şey çok açıktır. 10 ülkenin büyükelçisi bahse konu sözleşme ve anayasa kapsamında zaten istenmeyen adam haline çoktan gelmişlerdir. Ne var ki dün ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada Amerika Birleşik Devletleri 18 Ekim tarihli açıklamaya ilişkin bazı soruların yönetilmesi vesilesiyle diplomatik ilişkiler hakkındaki Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet etmeyi teyit eder ifadelerine yer verilmiştir. Aynı şekilde 18 Ekim bildirisine destek veren diğer büyük elçiliklerden de benzer görüşler kamuoyuyla paylaşılmıştır. Bu son gelişmeyi olumlu bulduğu anlaşılan Sayın Cumhurbaşkanımızın cesur, dirayetli ve kararlı tutumu, milletimizin sağlam ve tavizsiz duruşu, tarihi bir yanlışın düzeltilmesinde bize göre önemli bir dayanaktır. Türkiye kum torbası değildir. Başına vurulup ekmeğinin alınacağı bir ülke değildir. Küstahların elinde de oyuncak olmayacaktır. ABD'nin Ankara Büyükelçisi'nin başını çektiği 18 Ekim bildirisinden geri adım atılması anlamlıdır, yerindedir. Bir daha ülkeler arasında gerilim ve kriz çıkarmaya hiçbir dış misyon tevessül etmemelidir. Kavala ile ilgili önerimiz ise şudur. Bu Sorosçunun mahkemesi karara bağlanır ve hüküm verilirse önce cezasını Türkiye'de çekmesi, sonra da vatandaşlıktan çıkarılarak 10 büyükelçiden birisinin ülkesine gönderilmesi artık milli bir zarurettir. 19. yüzyılda yaşanan ve yaşatılan yabancı sefirler baskısının tekrarına, yeniden sahne almasına hiç kimse kalkışmamalı, buna cüret dahi etmeye aklından geçirmemelidir. Türkiye Cumhuriyeti'ni kendi çıkarları adına hiçbir dış misyon şefi nüfuzu altında tutamayacak, aksi bir teşebbüs halinde sınır dışı edilmekten de kurtulamayacaktır. Herkes haddini bilsin, saygısızlığa, kural ve hukuk ihlaline lüzum yoktur, tahammülümüz hiç yoktur. Batılı ülkelerin Türkiye'ye yaklaşımı dostane değildir, münasebetleri yapıcı değildir, iyi niyetli değildir. Avrupa Komisyonu 2021 yılı genişleme strateji belgesiyle Türkiye dahil bütün aday ve potansiyel aday ülkelerle ilgili hazırlanan raporlar 19 Ekim'de açıklanmıştır. Türkiye'ye yönelik çifte standardın dozajı giderek artmaktadır. Avrupa Birliği sorumluluklarını yok saymaktadır. Son raporda terörle mücadelemize bırakınız desteği köstek vardır. Siyasal ve yönetim sistemimize çarpık bir bakış egemendir. Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesine yönelik umutlar gittikçe körelmektedir. Doğu Akdeniz, Ege ve Kıbrıs konularına ilişkin Avrupa Birliği'nin yetkisiz olduğu alanlarda yanlı değerlendirmeler hakim olmakla birlikte Rum-Yunan tezlerine köhne bir mantıkla ön plana çıkarılmıştır. Ne var ki Türkiye ekonomisi kapsamında Zillet İttifakı'nın iddiaları ile Avrupa Komisyonu'nun tespitleri farklıdır. Raporda ekonomimizin gelişim kulvarında olduğu vurgulanmış, COVID-19 salgını ile mücadele çerçevesinde alınan önlemlerin hakkı teslim edilmiş, ekonomideki toparlanmanın sürdüğü kayda geçirilmiştir. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik hususundaki stratejik tercihi açıktır, devam etmektedir. Fakat Avrupa Birliği'ne Orta ve Doğu Avrupa'dan kitlesel itirazlar sert bir şekilde yükselmektedir. Bu kapsamda Polonya ve Macaristan en göze batan ülkelerden bazılarıdır. Bizim dış politika vizyonumuzu çift başlı Selçuklu Kartalı simgelemektedir. Hem Doğu hem Batı diyoruz. İki tarafı da kucaklıyor, iki yöne de bakıyoruz. Onurlu, egemenlik haklarına ve karşılıklı çıkarlara saygı esasına dayanan üyelik olursa ne ala, olmazsa dünya ne ABD'den ne de Amerika Birleşik Devletleri'nden ibarettir. Unutulmasın ki Türk dünyası kollarını açmış, Türkiye ile kucaklaşmayı beklemektedir. Onlar yokken biz vardık, yine olacağız. Bilinsin ki ilahi kelimatullah sancağını düşürmeyeceğiz. Kızıl Elma davasından dönmeyeceğiz. Turan ülküsünden geri adım atmayacağız. Değerli milletvekilleri, dikkatle takip ediyoruz ki Asya Pasifik bölgesi kaynayan, dolayısıyla kapak tutmayan kazan gibidir. Çin Halk Cumhuriyeti'nin Güney Çin Denizi'ndeki tartışmalı sularda inşa ettiği yapay adaların üzerine askeri üsler kurması, bu sulardaki deniz yetki alanının %80'inde hak iddia etmesi gerilimleri artırmaktadır. Kıyıdaş ülkelerle birlikte Hint Pasifik'te çıkarları olan ülkeler bu gelişmelerden oldukça rahatsızdır. Arkası arkasına süpersonik füze denemeleri yapılmaktadır. Tayvan, Kuzey Kore, Çin, Japonya, Çin-ABD ilişkilerinin ağırlaşan sorun başlıkları hızla derinleşmektedir. Ülkeler silahlanma rekabeti içindedir. Asimetrik çatışmalar, terör saldırıları, COVID-19'un belirsizlikleri, insani felaketler, darbeler, sınır aşan göçler, yoğunlaşan ekonomik çarpıklıklar, ticaret kanallarındaki tıkanıklıklar dünyayı buhrana sürüklemektedir. Bölgesel ve küresel açmazlar yaygınlık kazanmaktadır. Türkiye'nin terörle mücadelesi ise şehadetler pahasına devam etmektedir. Sınır ötesinden kaynaklanan terör eylemleri, teröristlerin üreme, barınma ve ikmal kaynakları sınırlarımızın mücavir alanlarını kapsamaktadır. Bu şartlar altında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerektiği takdirde sınır ötesi hareket ve müdahalede bulunmak üzere yabancı ülkelere gönderilmesini temel alan tezkereye ön şartsız evet diyeceğimizi, bu konunun tartışılacak, konuşulacak, müzakere edilecek bir yanının olmadığını kararlılıkla beyan ediyorum. Herkes tarafını belirlemelidir. Muhalefet partileri sarsak ve sancılı bir duruştan uzak durmalıdır. Terörle mücadelenin aması, fakatı, eğeri olamaz. Cumhuriyet Halk Partisi samimi olmalıdır, dürüst olmalıdır, duyarlı olmalıdır. İp ise hem nalına hem de mığına vurmaktan derhal kaçınmalıdır. Dost ve müttefik pozu veren ülkelerin terörle mücadelede karşımıza çıkmaları abesli iştigaldir. ABD terör örgütü PKK, YPG'ye silah verirken Türkiye'nin ödediği F-35 uçaklarının parasını iadeye şu ana kadar yanaşmamıştır. Bu ülke haydut devlet durumuna düşmek istemiyorsa ya paramızı ya da bedelini ödediğimiz uçakları vermekle yükümlüdür. Türkiye'ye geldiğimiz bu aşamada 40 adet son model blok 70 F-16 uçakla birlikte 80 adet modernizasyon kiti satın alma talebini Amerika Birleşik Devletleri'ne bildirmiştir. Bu uçakların ve kitlerin maliyeti 7 milyar dolar civarındadır. Envanterimizde bulunan F-16'ların bir bölümünün blok 30 denilen kısmı miadını doldurmak üzeredir. Amerika Birleşik Devletleri yönetimi S-400 konusunu Türkiye ile ilişkilerin ağırlık merkezi yapmıştır. Biden yönetimi S-400 füze ve hava savunma sistemi konusundaki kararını 2021 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası ile tescil etmiş, bu sorun çözülmeden Türkiye'ye ikili ilişkiler bağlamında gündemindeki diğer sorunları ele almayacağını belgelemiştir. Bildiğiniz gibi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi ülkesi vardır. Bunlar ABD, Çin, Rusya, İngiltere ve Fransa'dır. Bize Rusya'dan S-400 füze ve hava savunma sistemi almayın, alsanız da kullanmayın dayatması yapan ABD, Güvenlik Konseyi'nde Rusya ile ortaktır. Aynı masayı paylaşmaktadır. Bu durum dünya üzerinde haklının güçsüz, güçlünün haksız olduğunu bariz bir şekilde teyit etmektedir. Madem Rusya'dan rahatsızlar, Güvenlik Konseyi üyeliğinden neden ayrılmıyorlar? Neden Türkiye'ye 2'de 1 aba altından yüzsüzce yaptırım sopası gösteriyorlar? Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'nin terör örgütlerine verdiği silahlardan rahatsız ve şikayetçidir. Her seferinde bu rahatsızlık muhatap ülkeye iletilmiştir. Ancak ABD'nin bu tepkimizi dikkate almadığı defalarca ortaya çıkmıştır. Türkiye'nin kimden silah alacağını, vize ve onay merciği ABD değildir. Bağımsız ve onurlu bir devlet, başkalarının ağzına, iradesine asla bakmayacak, buna aldırış bile etmeyecektir. 30-31 Ekim 2021 tarihinde Roma'da düzenlenecek G20 zirvesinde iki ülke arasındaki anlaşmazlığa neden olan sorun alanlarının Sayın Cumhurbaşkanımızla ABD Başkanı arasındaki temas ve görüşmelerle hafiflemesi, çözüm kulvarına girmesi başlıca temennimdir. Türkiye'nin çok cepheli sürdürdüğü mücadeleyi sekteye uğratmak için dönem dönem sivri açıklamalar yapan TÜSİAD'ın başkanı vasıtasıyla gündeme taşıdığı haksız ve mesnetsiz eleştirileri de esefle karşıladığımızı, artık hükümetlerle uğraşma alışkanlığından, vesayet odağı gibi davranmaktan vazgeçmelerini samimiyetle bekliyorum. TÜSİAD kendi işine bakmalı. Milletin vermediği bir yetkiyi kullanma gayretkeşliğine kesinlikle heves etmemelidir. Bu duygu ve düşüncelerle konuşmama son verirken hepinizi bir kez daha saygı ve sevgilerimle selamlıyor. Başarılı ve sağlıklı bir hafta geçirmenizi diliyorum. Sağ olun, var olun efendim. Sayın Genel Başkanım, hitaplarınız için teşekkürlerimizi arz ederiz. Herhangi bir talimatınız yoksa toplantımızı kapatmak istiyorum.